Merhaba arkadaşlar. Bugün cumartesi, borsa kapalı. Perşembe günü endeks yorumumu ve beklentilerimi söylemiştim. Cuma çok bir değişiklik olmasını beklemiyordum. O yüzden dün video yapmadım. Bugünkü videomuzun konusu ise fonlar, yatırım fonları üzerine konuşacağız. Kendimize bir fon sepeti fonu yapacağız. 15 tane, 20 tane fon alacağız içerisinde. Bunun içerisinde Borsa İstanbul fonları, yabancı hisse senedi fonları, altın, gümüş, emtia, Eurobond çeşitli fonlardan koyacağız. Sayımız benim hedefim 15 ama sayı 20'ye kadar çıkarabiliriz. Gözümüze güzel böyle çarpan karar veremediğimiz fonlar çıkarsa eğer. Peki bunu yapma amacımız nedir? Bildiğin üzere ben en büyük yatırımım Borsa İstanbul'da hisse senetlerini yapıyorum. Özellikle temettü hisselerini biriktiriyorum. O şirketlere uzun süreli ortaklıklar yapmak istiyorum. Fakat yedek akçe tarafında hem elimdeki portföyü daha fazla çeşitlendirmek hem de daha önce anlattım bu faiz artışlarının artık azaltılma, durdurulma ihtimaline karşı Amerika borsaları da %30-40 diplerde olduğu için en eski zirvelerine göre dolar bazlı getiride çok ciddi bir potansiyel ihtimali var. Onun dışında dolar da TL karşısında uzun süredir sabit ve dolarda da bir yükselme olması durumunda kendim sadece TL bazlı enstrümanlarda kalarak aslında zarar etmek istemiyorum. Dolayısıyla portföyümün %10-20'lik benim için kısmında yabancı hisse senedi ve yabancı işte emtia fonları vesaire tutmak istiyorum açıkçası arkadaşlar. Bunun içerisinde altın, gümüş, işte diğer değerli madenler vesaire de dahil olmak üzere. Onun dışında belki hisse senedi tutmak istemeyen arkadaşlar olabilir. Sadece fon yatırımına yönelen insanlar olabilir. Onlar için de böyle bir bilgilendirme, eğitim tadında bir video olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle kendimi küçülteyim, yasal uyarımı koyayım. Ondan sonra başlayalım. Yasal uyarı okuyunuz arkadaşlar. Burada anlatacaklarım bilgiler eğitim amaçlıdır. Yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Siz bilgileri alın, araştırmayı ve benim gibi fonlara içerisine bakmayı öğrenip kendi fonlarınızı kendiniz seçin arkadaşlar. Direkt olarak buradan işte fon isimlerini vesaire alıp yatırım yaparsanız beklentinize uygun sonuçlar doğurmayabilir arkadaşlar. Bunlar çünkü eğitim amaçlıdır. Ve sizin nasıl bir kişiliğiniz olduğunu, yatırımınızı neye göre yaptığınızı ben bilemem. O yüzden de yatırım tavsiyesi olarak kesinlikle düşünmeyin. Şöyle kısaca şeye gidelim istiyorsanız. Yani bir neden böyle bir fon yatırımı yaptım ben size daha önce anlatmıştım ama bilmeyen arkadaşlar var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası mesela Amerika Nasdaq endeksi. Teknoloji hisselerinin olduğu endeks büyük bir endeks. Yine S&P 500'ler ve Dow Jones'lar. Şimdi bunlara baktığınız zaman hepsine benzer bir görüntü var. Yani tepelerden %35, %36 düşüş olmuş ve artık diplerini yapmaya başlamışlar. Neden dolayı? Çünkü faizler artırılıyor. Şimdi faizler artırıldığı zaman aynı yer çekimi gibi borsayı dibe doğru çeker arkadaşlar. Neden? Çünkü insana borsadan riskli bir kazanç elde ediyorlar ama faiz risksiz bir kazanç. Neden? Faiz tarafında iyi bir kazanç olduğu zaman borsadan çıkan para faizlere doğru gider. İşte Amerikan tahvillerine vesaire oraya doğru gider. Ama şimdi tam tersi bir durum oluşacak. Neden? Çünkü artık enflasyon düşmeye başladı ve faizler de %5'e kadar çıkarılacak muhtemelen. Oradan sonra durdurulacak ve belki daha sonra faiz indirimleri başlayacak. İşte o zaman da tam tersi olacak. Para bu sefer faiz tarafından borsa tarafına kaymaya başlayacak. O zaman da burada dolar bazlı çok bir ciddi bir getiri olacak. Yani eğer ki eski zirvesini geçip yukarıya doğru yönelirse mesela burada en basitinden yani şu günkü noktadan mesela %100 dolar bazlı bir getiri olabilir. %100 dolar bazlı getiri demek ise dolar da bizde artacak olursa sizin belki %200, %300 kazanmanız gibi bir durum söz konusu olabilir zaman içinde. Yani bunu 3-4 yıl, 5 yıl içerisinde söylüyorum ama buradaki fırsatı ben açıkçası kaçırmak istemem. Eğer gitmeyecekse yatayda bile kalsa sonuçta burası da bir borsadır. Amerikan borsası da olsa. Uzun vadeli yatırım yapılabileceğini düşünüyorum. Bunların da fonlar aracılığıyla gayet kolay bir şekilde yapılacağını düşünüyorum. Benzer şekilde altın ve gümüş de aynı arkadaşlar. Yani altına baktığınız zaman altın da yükselen trendine gidiyor. Burada bir eski zirvesi var. Burayı üçüncü kez deneyecek. Eğer ki burayı üçüncü kez denediğinde kıramasa bile bir kulp veya fincan yapıp veya böyle bir sim formasyonuna burayı dönüştürüp ondan sonra yukarıya doğru gidecektir. Veya omuz baş omuz yapar ama her türlü burası benim düşüncemle altın ons bazında dolar sürekli güç kaybettiği için çünkü kağıt paraların enflasyonu vardır. Altının enflasyonu yoktur. Yani bir şekilde burası 2500 ons su bazında 2500 dolara gidecek. O zaman biz de bunu gram altına çevirdiğimizde dolar da TL'ye karşı güç kazansa o zaman çok ciddi getiriler elde etme ihtimalimiz var.
2500-2600 onsa gittiğinde. O yüzden mesela altın fonu olarak da değerlendirebilirsiniz. Normal altın olarak da değerlendirebilirsiniz. Çok önemli değil ama biz fonu anlattığımız için altın fonlarına da bakacağız arkadaşlar. İçerisinde farklı şeyler olsa da. Evet, şöyle istiyorsanız yılbaşından itibaren neler olmuş? Bir onlara bakalım. Şöyle yılbaşından itibareni açtım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hisse senedi fonları, şemsiye değişken fonlar ve fon sepeti şemsiye fonları eksi yazmış yılbaşından beri. Şu an 15 gün oldu zaten ama karma şemsiye fonları, kıymetli madenler ve serbest şemsiye fonlarıyla burada mesela artışlar var. Güzel artışlar var. İçlerine de girdiğimizde ayrı ayrı artışları göreceğiz. Mesela gördüğünüz gibi en fazla getiri üretenlerden bir tanesi. Burada İVY, İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fonu arkadaşlar. Şöyle videoma bakayım, 5 dakika olmuş bile. Ondan sonra mesela İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon var arkadaşlar. Bunların içerisinde hisse senetleri var genelde. Mesela İş Portföy Teknoloji Karma Fon güzel getiriler üretmiş. Blockchain Teknolojileri yine güzel getiriler üretmiş. Şöyle bir ikinci sırada baktığımız zaman burada da altın fonlarını görüyorsunuz. Altın fonlar da gayet güzel. Altın yükselen trendde olduğu için güzel getiriler üretiyor. Ama maalesef hisse senetleri Borsa İstanbul'da ciddi bir düşüş olduğu için düşüşler oldu. Ama içerisine baktığınız zaman şimdi genel olarak hisse senetleri düşüş yönünde görüyorsunuz. Yani %10 kaybettirmiş ama içerisini açtığınız zaman neyi görüyorsunuz? AFT, Ark Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi %10 kazandırmış arkadaşlar. 15 günde %10 kazandırmış. Ark Portföy Alternatif Enerji Yabancı Hisse Senedi Fonu %8 kazandırmış. Yine Ark Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi %7 kazandırmış. Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu %6,79 kazandırmış arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi demek ki yabancı tarafta aslında güzel getiriler bulmak mümkün. O zaman biz fon karşılaştırmamıza gidelim. Burayı işlem gören fonlar diyelim. Ve aşağı doğru böyle yılbaşından itibaren bir sıralayıp bakalım. Gördüğünüz gibi işte blockchain teknolojileri, yabancı teknolojiler, yine blok zinciri, alternatif enerji, burada yine elektrikli araçlar, karma fon. Bunlar hep yabancı fonlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel getiriler üretmiş yılbaşından itibaren. Fakat işte geçen yıl bunları göremiyorsunuz. Neden? Çünkü Borsa İstanbul hisse senedi fonları ciddi manada güzel getiriler ürettiği için hep liderliği bunlar almıştı. Ve yabancı borsalar, özellikle Amerika borsalarında ciddi bir düşüşe eğilimi, dolar da sabit olduğu için onlarda getiriler yok diyor. İşte bu yıl iş tersine dönebilir. Onlarda da güzel getiriler olabilir. O yüzden o tarafı da değerlendirmek istiyoruz. Peki seçimlerimizi nasıl yapacağız arkadaşlar? Burada fon karşılaştırmayı gördünüz. İşlem görmeyenleri kapattım gördüğünüz gibi. Şimdi öncelikle bizim 5 tane hisse senedi şemsiye fonu seçmemiz lazım. Şöyle bir tablo yaptım. 5 tane Borsa İstanbul fonu koyacağım, 5 tane yabancı koyacağım. Altın, emtia, gümüş, kıymetli maden, döviz, eurobond. Beğendiklerimizden seçeceğiz. Bakalım ne kadar getiri elde edeceğiz. Bugünkü maliyetlerini ve tarihi de buraya alacağım. Ayda bir vesaire bakarız. Ne kadar getir ürettiğimizi görmüş oluruz. Borsa İstanbul'da işte hisse senedi yatırımı yapanlar varsa buradan hisse senetlerini değil diğerlerini yabancılar alabilirler. Ben kendim böyle yapıyorum. Sadece yabancılar ve altın, emtia, gümüş vesaire tarzı yatırım yapıyorum arkadaşlar. İstiyorsanız şöyle bakalım. Şimdi tacirler portföy değişken fon var arkadaşlar. Şimdi tacirler portföy değişken fon tüm fonlar içerisinde 5 yıllık vadede gayet güzel bir getiri. Hep birinciliği alır, birinciliği bırakmaz arkadaşlar. Marmara Kapital de genellikle ikinci sırayı bırakmaz. Bunlar köklü fonlar olduğu için ve bunlar hisse senedi fonlarıdır. Büyük kısmını yatırımların Borsa İstanbul'da yaparlar. Onun dışında tacirler portföy hisse senedi fonu var mesela burada. Bu da uzun yıllardır Borsa İstanbul yatırımları yapan bir fon. 5 yıllık verileri var ve 10 kat yapmış. Yani şimdi tacirler portföy değişken fona baktığınız zaman 5 yılda 20 kat gibi bir getir üretmiş. Yani çok çok güzel aslında burada getiriler var arkadaşlar. Yine burada eski mesela olan fonlardan %800, %900 getirenler var. Ama şimdi hisse senedi yatırımı yapacağımız için öncelikle 5 yılı temiz olan bence 3 tane fon alalım arkadaşlar. Mesela TCD ile MAK'ı alalım. Şimdi TCD buradan seçtim. Makro'da seçtim. Şu içerisi hisse senedi mi? Ona da bakmış olalım. Mesela Marmara Kapital'e bakıyoruz. Evet. Büyük kısmı hisse senedi. %98 oranında hisse senedi var arkadaşlar. Tacirler portföy değişken fonuna da baktığımız zaman mesela %88 oranında içerisinde hisse senedi var ve bir miktar işte yabancı hisse senedi ve diğer yatırımlardan yapıyorlar. Şimdi bunların 5 yıl boyunca çok ciddi getiriler olduğu için bunları özellikle ben buraya işaretleyip koymak istiyorum. Bunları koyalım. Daha sonradan mesela değiştirebiliriz. Bir geçmişlerine de bakalım bu konuları. Şimdi TCD'yi yazdım. MAK'ı yazdım. Yani burada kaba bir seçim yapacağız ama ben daha önceki videolarda bunların içerisine vesaire de baktığımız için biliyorum. Mesela onları yazmak istedim. Peki
Son 5 yıldır olmayıp da son 3 yıldır iyi güzel fonlar olabilir mi? Tabii ki olabilir. Mesela şimdi 5 yıllıkta en güzel ikisini seçtik. Taciler koyduğumuz için TKF'ye tekrardan buraya almak istemiyorum. İki tane taciler olmasın mesela. 3 yılda en çok getirenlere baktığımız zaman bakın arkadaşlar MAK TCD'yi geçmiş mesela 3 yıllıkta. 3 yıllıkta yine OPH mesela 5 yıl doldurmamış ama Osmanlı Portföyü birinci hisse senedi fonu mesela 3 yıllıklarda %681 ikinci sıraya yerleşmiş. 5 yıllıkta görünmüyordu. Neden? Çünkü geçmişi 5 yıl yok. Demek ki OPH de ve OPİ de var mesela burada. Osmanlı Portföyü ikinci hisse senedi fonu. Demek ki Osmanlı Portföyü'de güzel işler yapabileceğini aslında burada kabaca gösteriyor arkadaşlar. Mesela Osmanlı Portföyü'nden bir tane alabiliriz. Mesela OPH alalım. OPH. 3 yıllığı iyi olduğu için mesela ben bunu aldım. Ama yine de onları değiştirme ihtimali var. Şöyle bir yıllıklarına vesaire de bakalım. Şimdi bir yıllıklara baktığımız zaman arkadaşlar 3 yıllık geçmişi olmayan bir yıllık güzel getirileri olan burada şeyler görüyorum. Mesela Global MD Portföy, bu serbest fonmuş arkadaşlar. Serbest fonlara biz katılamıyoruz. Özellikle gidip başvurmanız lazım. Nitelikli yatırımcı olmanız lazım. İşte 1 milyon, 5 milyon, 10 milyon gibi belli değerlerle katılabiliyor. İçerisinde genelde 1 ya da 2 yatırımcı oluyor onların. O yüzden onları dışarıda bırakalım. Mesela son 1 yıla da baktığınız zaman MAK mesela gayet güzel arkadaşlar. Burada BIST 100 dışı fonlar vesaire var ama bunlar mesela bu yıl BIST 100 dışı hisseler ciddi getiriler ürettiği için çok gitmiş olabilir. Belki bu yıl böyle bir durum olmama ihtimali var. O yüzden mesela uzun vade ben BIST 100 dışını çok fazla düşünmem. Trende göre davranacağım için. Mesela burada stratejik portföyü görüyorum arkadaşlar. Mesela 1 yıllık getirisi gayet güzel ama şöyle bir 5 yıllık getirisinde de düşük. Şöyle 1 yıllık getirisi güzel olup da genel bir fon bulalım. Mesela indirdiğimiz zaman birkaç tane benim bildiğim var. Onlara doğru gidelim. Şöyle bakalım neler var. Mesela birinci değişken fon var. İş Bankası iştirakleri var. Mesela ama 5 yıllığı düşük. O yüzden mesela çok tercih etmeyiz. Mesela TCD'nin gördüğünüz gibi 1 yıllığı çok iyi değil ama 5 yıllıkta uzun vadede birinciliği ele geçirmiş gördüğünüz gibi. Yine burada BIST 100 dışı şirketler var. Mesela %166 ile. OPH'yi görüyoruz 1 yıllıkta ama 4-3 yıllığı iyi olduğu için burayı almıştık. Mesela burada NNF'yi görüyorum arkadaşlar. Şimdi NNF'de çok popüler bir fon. Şöyle bir açalım. Burada kalsın. NNF'yi belki alabiliriz. Yaşar Yıldırım'la Yunus Şahin galiba yönetiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Veya tam tersi miydi? Evet. İkisinin NNF bir de HKH var. Hedef portföyün. İkisi de güzel aslında tanıdım. Mesela burada HVS var. HSBC portföy ise senedi. Mesela bir yıllığı fena değil. 160 ama 5 yıllığı birazcık düşük kalmış gibi görünüyor. Buradan NNF'yi seçtik. Şöyle bir aşağılara inelim. Bakalım gözümüze çarpan bir şeyler olacak mı? Mesela burada RBH var. Alvaraka Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu. Mesela şeyi fena değil. 3 yıllığı fena değil. 1 yıllığı da fena değil. Mesela bunu da alma ihtimalimiz var. Yine OPI var burada. Gördüğünüz gibi OPI 639. 3 yıllığı güzel. Evet, buradan çok fazla bir şey bulamadık. Şöyle bir 3 aylığa bakalım. Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu TCD var. Strateji Portföy var 900. Son 3 aylıklara bakıyorum. Şöyle ciddi bir. Mesela Albatros Portföy var. Albatros Portföy birinci hisse senedi fonu. Mesela 3 aylıklarda güzel bir getiri elde etmiş görünüyor. Mesela genel bir fona benziyor. Yine strateji portföyü de fena değil. 5 yılda biraz düşüktü ama şöyle tekrardan 5 yıllığa gidelim. Invo portföyü var. ST1 var. HSBC var. NNF. Bir de şu HKH'ye bakmak istiyorum. Mesela HKH. NNF'yi buraya açtık. Mesela HKH alalım bir de. HKH. Katılımcılar ne kadar bunun? Mesela bu katılım hisseseniz. Mesela son 3 ayı %44 getirmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada katılım hisse senetleri var sadece. O yüzden güzel bir fon istiyorsanız katılım hisse senetlerinin olduğu bir fonda olması açısından HKH'yi de alabiliriz. NNF'yi de mesela alabiliriz. NNF'de çünkü şey güzel getirileri olan bir fon. Ben tanıyorum, takipte ediyorum. Yatırımcı sayısı ve şeyi çok güzel arkadaşlar. MAK'tan sonra gerçekten büyük fonlardan bir tanesi. 29 bin kişi var. 2 milyar TL'lik bir şey var burada. Gördüğünüz gibi fon değeri var. O yüzden gayet güzel. Mesela şurada büyüklük bazında bakabiliriz portföylere mesela. Burayı da hisse senedi deriz. Hisse senedi dedim. Mesela büyüklük bazlı. İşte mesela Koç Holding iştirakları. Mesela bak portföy büyüklüğü ne kadar büyük. Sonra Yay var. Teknoloji fonları. MAK mesela büyük fonlardan bir tanesi. Bakın NNF burada işte büyük bir fon.
O yüzden de içinde para çok olduğu için güçlü bir fon olarak düşünülebilir. Sen NNF'yi bu yüzden aslında ben burada beğeniyorum ve almak isterim. Yine benzer şekilde HKH'de katılım fonu. Onu da Türk hisse senetleri, BIST hisse senetleri olarak mesela deneyebiliriz. Zaten elimizde de 5 tane çok güçlü fon olacak bu durumda. O zaman burada NNF ve mesela HKH seçmiş olduk. 5 yıllıkları çok iyi olan TCD ve MAK aldık. Onun dışında 3 yıllığı iyi olan OPH'yi aldık. Yine son 1 yıl içerisinde kurulan getirileri iyi olan ama 3 yıllık ve 5 yıllık verileri olmayan NNF'yi aldık. Yine son 6 ay içerisinde kurulan yeni bir fon olan sadece katılım hisse senetlerine oluşmuş mesela HKH'yi aldık arkadaşlar. Şimdi bunların değerlerini ve fiyatlarını ben buraya yazacağım sonra. İstiyorsanız yabancı hisse senetlerine geçelim yavaş yavaş. Peki yabancılar nasıl seçeceğiz? Yine benzer şekilde burayı getiri bazlı ayarladım. Arkadaşlar burayı hisse senedi ama burada mesela artık yabancı diyeceğim. Yabancılar gelecek. Yabancılardan seçeceğiz. En çok getirenlerden başlayacağız. Daha önce bakmayı göstermiştim. Onlara göre bakacağız. Bakalım burada 3 yıllığı belli olmayan vesaire var mı? Bir tek yeni olan şu Ziraat'ın S&P 50 gibi bir yabancı endeks fonu var. Bu var. Diğer hepsinin 5 yıllık getirileri burada mevcut arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman şimdi burada Ak Portföy Teknolojiler hisse senedi fonu var. En çok getiriyi burası elde etmiş son 5 yılda. 3 yıllığına baktığımız zaman mesela Ak Portföy Sağlık Sektörü yabancı hisse senedi fonu var. Onun sonra MT yabancı fonlar var. Yeni teknolojiler var. Burada yine yabancı teknoloji var. Şey, yabancı fon sepeti fonu var. Amerika yabancı hisse senedi fonu var. Burada şöyle yapabiliriz. Geçmişi parlak olanlardan 4-5 tane seçebiliriz. Mesela 5 tane seçelim. Mesela ben buradan AFS'yi almak isterim arkadaşlar. Şimdi yeni teknolojiler olduğu için bu birazcık sadece teknolojilere yönelik ama sağlık sektörü sadece sağlık sektörü var. Ama yeni eski vesaire bir ayrım yapmamış. Sağlık sektöründe ben beğendiğim için mesela bir tane sağlık sektörü fonu olmasını isterim. Yani şeyini sektörü beğeniyorum. Mesela AFS'yi buradan yazabiliriz. Çünkü getirileri de güzel gördüğünüz gibi. Hem 3 yıllık hem 5 yıllık da ilk 2 sırada. Şöyle indiğimiz zaman mesela Ak Portföy Amerika yabancı hisse senedi fonu var. %500 civarı getirmiş. 499. Bunun da getirileri güzel. Şöyle 3 yıllığına baktığımız zaman 3 yıllığı da gayet güzel görünüyor arkadaşlar. Burada teknoloji ve şey diye ayırmam. Sadece Amerika ve yabancı hisse senedi olarak ayırmış. Mesela AFA'yı da alabiliriz. Son 5 yıllık getirileri güzel olduğu için. Şimdi 5 yıllıkları bitirdik. 5 yıllıklarına 2 tane güzel seçtik. Ama bir tane teknoloji fonu da bence seçelim. Ama bu sefer Ak Portföy olmasın. Başka bir şey seçelim mesela. Yapı Kredi Portföy Yabancı Fon Sepeti fonu var. Yabancı diyor. Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi fonu var. Mesela hem yabancı hem teknoloji hem de şey Yapı Kredi'nin Ak Portföy'ün de değil. Getirisine de bakalım. Şöyle baktığım zaman 486 gayet güzel getirisi var. Şöyle büyüklük bazında bakabiliriz aslında. Şöyle yabancı fonlarda en büyük hangisi? Mesela Yay. Bakın gördüğünüz gibi çok büyük bir fon arkadaşlar. En büyük fonlardan bir tanesi. Mesela yayı alalım. %500'e yakında getirisi var. Mesela yayı aldık teknoloji fonu olarak buraya. Bir sağlık aldık, bir teknoloji aldık. Bir de normal yabancı şey aldık. Yabancı hisse senedi aldık. Tekrardan getiri bazlıya gideyim. Şimdi mesela şu karma fonlar vardı. Mesela karma fonlardan da alabiliriz arkadaşlar. Burada şöyle bir yabancıların diğerlerine bakayım. Bunlar az getiriler üretmiş arkadaşlar. Şöyle minimum %450 vesaire olsun istiyoruz. Mesela burada MTA falan var. Onları daha sonraki MTA'lardan alacağız. Mesela Avrupa seven varsa Avrupa yabancı hisse senedi fonu alsın ama ben Avrupa çok fazla almayacağım. Genelde yabancı Amerika vesaire olursa içeri sadece Avrupa'ya yönelik bir şey istemiyorum. Mesela burayı karmada diyebiliriz arkadaşlar. Karma dediğiniz zaman farklı bu sefer şeyler gelecektir. İşte o az önce bahsettiğim mesela şeyler. Bu blockchain teknolojileri, elektrikli araçlar. Mesela buradan şey alabiliriz. Bakın iş portföy teknoloji karma fon var ama bunun getirileri çok çok yeni ama iş yapabilir aslında. Teknoloji karma fon. İçerisinde ne olduğuna bakmak lazım. Şurada mesela blockchain teknolojileri vesaire vardı. Burada yenilenebilir enerji var. Mesela son bir yıldır çıkmış. Bir yıldır kötü gitmesine rağmen mesela burada %44 bir getiri var arkadaşlar. Gayet güzel görünüyor. Hem karma fon olması açısından. İçerisinde hem yabancı hem Borsa İstanbul vardır. Şu mesela elektrikli araçlar karma fonu arkadaşlar bir değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Çünkü 3 yıllık verisi var. 3 yıllık gayet güzel. 322 getirmiş. Son bir yıldır pek getirisi yok ama zaten bir yıldır Amerika borsaları düşükteydi. %12 bile iyi sayabiliriz.
Mesela ben bu İPJ'yi alırım arkadaşlar. İPJ'yi alalım. Hem elektrikli araçları beğeniyorum. Geleceğin sektörü olabilir. İPJ'yi aldım hisse senedi olarak. İstiyorsanız içerisine bakalım kaptan. İçerisinde mesela şey falan da vardır belki. Bizim Borsa İstanbul'daki hisseler de vardır. İPJ, elektrikli araç, Tesla falan da vardır muhtemelen. Şöyle bir fon dağılımına bakalım. Bakalım içerisinde neler varmış. İzahını. Evet, portföy dağılım raporu dediğiniz zaman, kapa bunu yazdığınız zaman fonlarınızı içerisine bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi açıldığı zaman içerisine bakacağız. Bakalım Tesla mı var, Ford mu var, ne var, hepsini göreceğiz. Evet. Böyle büyüteyim. İnşallah görürüz. Evet. Evet, burada hisse senetlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Yabancı hisse senetleri var. Mesela Crocobre, Resources, Pioneer, yine Resources, işte mineraller vesaire var. Evet, bu bayağı karışık arkadaşlar. Mesela Mercedes-Benz var. Araç firmaları var. Mesela Motors var, bateri var. Birazcık görüntü bozuk çıkmış ama bayağı bir... Mesela Xpeng var. Yabancı farklı ülkeler. Mesela BlackBerry var arkadaşlar. Yeni çeşitli temel şeyler, teknoloji şeyleri de var. Mesela Amazon var. Bayağı bir karışık. Intel var mesela. Intel Corporations. Şöyle bildikleri. Alphabet var. İşte bu yeni şeyler. General Motors var. General Motors. Yine Battery SA diye bir firma var. Evet. Gayet karışık bir fon arkadaşlar. Çeşitli teknoloji şeyleri de var. Sadece böyle otomobil firmaları de gibi değil. Mesela Samsung var içerisinde. Samsung Elektronik var. Yine Copper var. Mesela Bakır'la ilgili bir firma var. Yani elektrikli araç sektöründe aslında kullanılabilecek birçok. Mesela Eurobond yabancı borçlanma senetleri var. Mesela Apple'ın Eurobondları vesaire var içerisinde. Buraya indiğim zaman yine özel sektör tabirleri falan var. Bakın burada bayağı bir şey var yani. Bizim Türk şeyleri var. Doğuş Otomotiv var. QNB Finans var. Yapı Kredi var. Bayağı bir şey var arkadaşlar. Evet, karışık bir fon yapmışlar. Sadece otomotiv şirketleri değil aslında. İçerisinde otomotivle ilgili, elektrikli araçlarla ilgili teknolojiler vesaire her şeyin olduğu bir fon yaratmış. RTM bunlarda kullanılan madenleri de içeren, maden şirketlerini içeren bir fon yapmışlar. O yüzden İPJ'yi de mesela değerlendirebiliriz. Gayet hoşuma gitti benim içerik itibariyle. O yüzden hoşuma gitti. Orayı da alacağım arkadaşlar. Şu an bir tane daha yabancı hisse senedi seçmemiz lazım. Şöyle hisse senedi yoğun desek ama yabancı diyeceğiz ya. Yabancı, yabancılardan seçmemiz lazım. Sıkıntımız o. Şöyle tekrardan yabancılara gelelim. Farklı bir şeyin yönettiği seçelim. Hep Akport ve Yapı Kredi seçtik. İş portföyü seçtik mesela. Bir tane daha iş portföyü seçebiliriz aslında. Şöyle kurucuya iş portföyü diyelim. Neredeydi iş portföyü? İş portföyün çünkü şeyleri var. Yabancı fonları var. Şöyle bir bakalım. Burayı da tümü diyelim. Mesela son 5 yılda güzel getiren. Mesela iş portföyü yabancı hisse senedi fonu var. Bunu da alabiliriz mesela. %435 çok yüksek değil ama fena değil. Şu karma fonlara bir daha gidelim. Karmalardan seçelim bence bir tane. Bu çok yüksek değil getirisi. Şöyle yeni ileriki teknolojileri değerlendirecek bir şeyimiz olsun. Çünkü hep bilindik şeyleri seçtik. Şurayı tekrardan kapatayım. Şu karmalardan seçelim. Mesela son bir yıldır getirileri güzel olan. Yapı Kredi portföy karma falan 5 yıllık düşük. Şimdi bu ikisinin 5 yıllık düşük olduğu için çok burayı beğenmedim. Mesela burada yenilenebilir enerji karma fon var. Burayı alabiliriz aslında. Çünkü neden? Yenilenebilir enerji de aslında gelecekte iyi olacak bir teknoloji veya blockchain karma fonu da alabiliriz. Ben mesela kendimce burada yenilenebilir enerjiden tarafından kendi şeyimi, oyumu kullanıyorum. Mesela IKP, iş portföyü yenilenebilir enerji. Böylece iki tane iş portföyü, iki tane ak portföyü, bir tane de yabancı şey Yapı Kredi koymuş olduk. Ve sağlık sektörü, yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar, onun dışında Amerika normal hisseler ve Amerika teknoloji hisseleri gibi kendimizi de çeşitlendirmiş olduk. Artık biraz hızlı geçelim. Şöyle MTA tarafına gidelim. Mesela MTA'dan ne alabiliriz? Kıymetli maden MTA. Bunları mesela karışık yapabiliriz. Sadece MTA yapabiliriz. Şöyle bir MTA'lardan seçelim. MTA'lardan çok fazla yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi TGE var mesela. İş portföy MTA yabancı fon sepeti fonu var. Onun dışında garanti portföy MTA serbest fonu var. Bu serbesti alamıyoruz. Azimit portföy MTA var. Mesela şöyle bir yıllık bakalım. Yani bir yıllıkta da 5 yıllıkta da şu TGE birinci. Mesela burada TGE'yi alabiliriz arkadaşlar. MTA olarak TGE.
TG neye yatırım yapıyor? Görmek ister misiniz? Mesela ona bir bakalım. Neye yatırım yapıyormuş TG? Emtia dediği nedir? Sadece altın falan mı acaba? TG fon sepeti fon dedik. Şu genel bilgilerine girelim. Buraya yazdıktan sonra mesela fona ilişkin bilgiler. Şimdi nelere yatırıyor öğreneceğiz. Yatırım stratejisi. %80 devamlı olarak yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılacaktır. Burada da diyor petrol, doğalgaz, benzin üzerine yatırım yapan fonlar seçilir diyor. Endüstriyel metaller, enerji diyor. Altın, gümüş ve diğer değerli madenler alanına yatırım yapan borsa fonları diyor. Yani içerisinde endüstriyel metal, altın, gümüş, petrol, doğalgaz, benzin gibi şeyler var. Mesela güzel bir fon. Karışık, ortaya karışık. Mesela TGE'den alabiliriz arkadaşlar. Altın olarak mesela altın kendimize almıyorsak fon olarak altın alabilir miyiz? Bir ona da bakalım. Şöyle emtialardan seçtikten sonra. Bizim seçme sayfamız neresiydi? Burada evet. Altın ve kıymetli maden seçeceğiz arkadaşlar. Şimdi altına gittik. Mesela altında geçen konuşmuştuk. Altınların içerisinde katılım sertifikaları vesaire vardı. O yüzden biraz içlerine bakmak istiyorum. Şöyle daha çok altın barındıran veya getirileri güzel olan. Mesela ICBC altını yenen tek fondu mesela. Bunu özellikle listeme almak isterim. Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu var mesela. Burası da güzel olabilir. Hem altın hem katılım fonu. Bunu da alma ihtimalimiz var. Bu da gayet güzel arkadaşlar. Onun dışında getirileri düşüyor tabii. 500'ler civarı olanlar var. Aşağılara doğru iniyor. Şöyle bir yıllık bakalım. Mesela bir yıllıkta Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu. Mesela bakın bu da güzel. Bir yıllıkta geçmiş ama 5 yıllık verileri yok. Ama belki 5 yıllık olduğu zaman bu ICBC'yi işte TCA'yı vesaire geçecek olabilir. Burada Kızılay'a destek altın fonu var. Mesela 3 yıllıkta yine yüksek taraflarda %266 gibi getiri yapmış ama mesela TCA'yı geçememiş. Akport ve altın fonunu geçememiş. Buradan mesela şöyle yapılabilir. Şöyle 1 yıllıkta mükafat alınabilir. Katılım istiyorsanız. Kızılay'a destek altın katılım fonu var. Mesela burası da fena değil. Güzel. 5 yıllık verilere bakacaksanız İCA, TCA, AFO mesela öne çıkıyor. Mesela biz şöyle bakalım Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu'nun mesela %57'si kıymetli madenler arkadaşlar gördüğünüz gibi. ICBC'ye baktığımda %68'i kıymetli madenler. Mesela ben burada ICBC yapayım ama siz diğerlerini seçebilirsiniz. Tabii belki gelecekte diğerleri daha parlak olacak. Bunun içerisinde %68 altın olduğu için mesela ICBC seçtim. Buradan sonra gümüş fonlarına gidelim arkadaşlar. Şöyle gümüşlere gidelim. Gümüş var mıydı burada? Evet, gümüş. Mesela gümüşte 5 yıllık veri yok, 3 yıllık veri yok. 1 yıllığa göre seçeceğiz. Çok fazla yok. Mesela burada MJG ve GUM var arkadaşlar. Birinci, ikinci sırada. 36-34. Sonra getiriler düşmüş. 30 ve 28 ama. Yapı Kredi, Gümüş Fon. Bunlar yeni fonlar. Mesela bu fon sepetiymiş. Bunların hepsi fon sepetiymiş. Mesela burada MJG veya GUM'dan birini seçebiliriz. Şöyle en yüksek getiri yapanı seçeyim ben ama. Her zaman en yüksek yapacak diye bir şey yok. Ama çok fazla fark etmez. Gümüş zaten. MJG'yi seçtim mesela. Burası da fena değil. Şimdi kıymetli maden tarafı. Kıymetli madenden ne seçebiliriz? Şimdi kıymetli maden paladyum, nikel falan onların hepsi oluyor arkadaşlar. Yani nikel olmuyor galiba da. Paladyum oluyor, platin oluyor galiba herhalde. Onlara da yatırım yapmak isterseniz onlardan da alabilirsiniz. İçerisinde altın, gümüş, platin, paladyum o tarz şeyler oluyor. Burada vardı kıymetli maden diye bir seçenek. Evet, mesela kıymetli madenlere geldiğiniz zaman burada KT Portföy Kıymetli Madenler. Katılım fonu var. Burası katılım fonmuş. Bakalım içerisinde ne var. Bir de Oyak Portföy Kıymetli Madenler fon sepeti fonu var mesela. Bu da 137 geçirmiş. Şöyle ikisine de bakalım. Şu Oyak Portföy'ü de açayım. Oyak Portföy'de arkadaşlar %58 yabancı hisse senedi var. %32 yatırım fonları katılma payı var. %8 de bizim hisse senetlerinden var muhtemelen. Şöyle kuta baktığımız zaman KT Portföy Kıymetli Maden. Mesela burada kıymetli madenler daha çok. %89 mesela. İşte burada artık siz tercih edeceksiniz. Yani bu kıymetli madenlerin hisse senetlerine yatırım yapıyor. Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu. Bu direkt olarak kıymetli madenlere yatırım yapıyor. KT Kıymetli Madenler Katılım Fonu arkadaşlar. Bu hisse senedi almıyor. Mesela ikisinden de alabilirsiniz veya birinden alabilirsiniz. Biz burada mesela hisse senedi ben daha çok beğendiğim için KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu'nun da aslında o da güzel. Ya ikisi de beğendim. Arada kaldım şu an. Mesela ben tercihimi şeyden yana yapayım.
OYAK portföyünden yaptım. OTJ almaya karar verdim kendimce. Mesela OTJ, siz diyorsanız diğerine karar veriniz. Yani bunları şey, sanal portföy gibi bir şey yapıyoruz. Mesela OTJ aldım ben buraya. Şimdi döviz ve Eurobond. Şimdi buralarına mesela alabilirsiniz. İstiyorsanız, istiyorsanız almayabilirsiniz. Kıymetli maden miktarınızı artırabilirsiniz. Ben örnek olsun diye size gösteriyorum. Şöyle işlem görenler dedim tekrardan. Şimdi burada bir döviz cinsine ihraç dolar var arkadaşlar. Burayı seçtiğiniz zaman mesela TEP portföy kira sertifikalar döviz katılım fonu çıkıyor. %548 gayet güzel yetkisi var. Burada kare portföy değişken döviz fonu var mesela. Bu neymiş? Buna da bakalım. Mesela bunun içerisine baktığınız zaman o bir sürü şey var. Yabancı hisse senetleri var yine. Ama çok hisse senedi var. Burada onun dışında sektör borçlanma araçları şey vesaire var. Şöyle baktığım zaman TEP portföy kira sertifikalarında mesela kamu kira sertifikalar döviz. Döviz bazlı kira sertifikalar var. Bu da fena değil. Aslında güzel. Yani mesela döviz sabit ise bile bu bir getiri üretiyor muhtemelen. Çünkü kira sertifikası almış. Kira sertifikası olduğu için dolar sabit bile gitse mesela bu getiri üretir. Mesela bu tercih edilebilir. TEP portföy kira sertifikalar döviz katılım fonu. Mesela getirisi de son 5 yıllık gayet güzel. Şöyle baktığımız zaman %548 TPZ mesela. TPZ alabiliriz. TPZ mesela oldu. Şu an 15 tane fonumuz oldu arkadaşlar. Benim için aslında burası bu şekilde yeterli. Bir de Eurobond'lara bakalım. Mesela Eurobond'ları da ben seviyorum. Eurobond dediğimiz zaman buradan bulacağız. Şöyle inelim aşağıya. Eurobond. Evet. Eurobondlar az önceki dövizler kadar fazla getirmiyor birincilikte ama mesela burada var. İş portföyü Eurobond borçlanma araçları döviz fonu %483. Eurobond'u direkt alabilirsiniz, böyle fon da alabilirsiniz. Mesela FIBO portföyü Eurobond borçlanma araçları döviz fonu var %458. Mesela buradan İPB'yi alabiliriz. Mesela burayı TPZ artı İPB yapabiliriz %50. Böylece elimizde 16 tane şey olsun. Burayı TPZ yapalım. Şurayı da İPV yapalım. Şöyle İPV. İsteyen istediğinden alsın arkadaşlar. Şurayı döviz yapalım. Döviz. Burayı Eurobond yapalım. Burayı da şöyle bir turuncuya boyayalım. Şöyle. Evet. Evet, şu an arkadaşlar 16 fon seçmiş olduk. Bunların şimdi yüzdeliklerini vesaire de belirleyip ben fiyatlarını da yazacağım ama video çok fazla uzun oluyor. Zaten şu an 32 dakika olmuş. Şöyle kendimi büyüteyim. Hatta şurayı bir şöyle şey yapalım. Ekranın yarısından okuyayım ben size. Evet, burada işte TCD, MAK, OPH, NNF ve HKH. 5 tane mesela Borsa İstanbul Yatırım Fonu seçtik arkadaşlar. Onun dışında AFS, AFA, YAY, İPJ, İKP. Mesela ben kendimce 5 tane her biri farklı sektörlerden olmak üzere yabancı hisse senedi yatırım fonu seçmiş oldum. MTA'lar olarak işte özellikle petroldür, benzindir, o tarz şeyler, altın, gümüş de içerisinde dahil olmak üzere değerli madenler, sanayi metalleri, TGE seçtik. Altın fonu olarak ICBC altın fonunu seçtik. Bu ICA'ydı galiba, şöyle ICA yazayım. Gümüş fonu olarak mesela MCG, mükafat portföyü gümüş fonu. Mesela orada 7-8 tane ama gümüş fonu vardı. En çok getiri bu olduğu için ben bunu seçtim. İçerisine bakmadık, içerisinde ne olduğuna. Kıymetli maden olarak 2-3 tane seçeneğimiz vardı zaten. Ben burada OTJ'yi seçtim. Kıymetli madenlere dayalı hisse senetlerine yatırım yaptığı için ama direkt kıymetli madenlere yatırım yapan diğerini de alabilirsiniz arkadaşlar. O da gayet güzel görünüyordu. Döviz olarak kira sertifikalarına dayalı TPZ seçtik. Eurobond'a dayalı olarak da mesela İPV seçtik. Burada 16 adet kendimize fon belirlemiş olduk. Şimdi bunların mesela fiyatlarına baktığınız zaman yani ben ne kadara ne kadarlık alabilirim dediğiniz zaman. Şimdi buradaki fonlarımız ismini biz tek tek yazacağız. Şöyle açayım ben. Buradan mesela fon detaylı analiz kısmına geldiğiniz zaman. Mesela TCD yazarsanız arkadaşlar. Mesela TCD'nin fiyatı 16 TL arkadaşlar. Bir tanesi 16 TL. Mesela çok ucuz bir fiyata alabiliyorsunuz. Mesela MJG vardı değil mi? MJG. Yazalım. Mesela mükafat portföy gümüş fonu diyor. Mesela gördüğünüz gibi 1.73 liraya alabiliyorsunuz arkadaşlar. En pahalısı bunların içerisinde sanki YAY'dı, öyle hatırlıyorum. YAY 266 TL, en pahalı fon bu arkadaşlar bildiğim kadarıyla. Bir de bunun minimum belli bir miktar alınabiliyordu herhalde. Şöyle bakayım. Bir tane bile alınabiliyormuş. Evet, 266 TL'niz varsa buna yatırım yapabiliyorsunuz. Ama diğerleri genel olarak ucuz. Mesela OPH almıştık. Şöyle OPH yazayım. Osmanlı Portföy 1. Hisse Senedi. Mesela 8 TL'ye alabiliyorsunuz. Mesela ben bunlardan her birini hesaplayayım. Excel'e ekleyeyim.
biner liralık almışız gibi farz edelim. Hatta toplam 20.000 TL'ye ayarlayayım ben burayı. Toplam 20.000 TL yatırım olacak şekilde ben bu listeyi ayarlayacağım arkadaşlar. Her birinden kaçar tane aldığımızda yazacağız. Bugünün tarihinde şuraya atalım. Tarih olarak bugünün fiyatlarını yazayım. Çok fazla uğraşmayayım. Cuma günü sabah almışız gibi düşünebilirsiniz. 14.01.2023 tarihlerini yazalım. Aylıkta burayı bir kontrol edip karşılaştıralım. Ne kadar maliyetimiz var? O anki değerleri ne kadar? Biz ne kadar kar etmişiz? Bakalım bu fonlardan belli bir kar elde edilebiliyor mu? Bunu da bakmış oluruz ve buradaki fonları belki daha ileri olduğunda değiştirebiliriz ilerleyen zamanlarda arkadaşlar. Şöyle kendimi tam olarak büyüteyim. Evet, bugün 16 tane fon seçtik. Farklı sektörlerden Borsa İstanbul fonlarını da koyduk. Borsa İstanbul yatırmanız varsa onları da çok tercih etmeyebilirsiniz. Belki ben sadece yabancı hisse senedi vesaire düşünüyorum diye. Burayı kısa vade ve uzun vade düşünebilirsiniz. Ama kısa vade ise bile fonu hızlıca alıp satma ihtimaliniz yok. Valörleri 3-4 gündür. Bir anda böyle alıp bir anda satamazsınız. Bir gün aldığınız zaman akşamki fiyatta işlem olur. Dolayısıyla al sata çok uygun değildir. Ama alıp onlara güveniyorsanız elinize tutacaksınız trend bitene kadar. Mesela yabancı tarafta trend bittikten sonra fonunuz ciddi bir kar üretmiş olur. Bunu satarsınız. Buradan da güzel bir kar etmiş olursunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.